çalıştık. Adana'yı borç batağından kurtardık ve hizmet atağına ulaştırdık. Biz geçmiş dönemin 3 katından fazla asfalt döktük. Bakın kardeşlerim, durum çok daha iyiken, şartlar daha iyiken, dolar bu kadar yüksek değilken, asfalt malzemesi 3 milyonken tonu 894 bin asfalt döküldü. Biz bugün itibariyle 2 milyon 795 bin ton asfaltı sadece Büyükşehir'de döktük. Askim'de döktüğü asfalt miktarı sanıyorum 200 bin tonu geçti. Ne söz verdik? Hedef 3 milyon ton. Kaç ayımız var? 3 ayımız var. Onu da tutturacağız. Yani hedef 3 milyon ton değil, 2 milyon yapmıyoruz. Dedik ya, biz hesap adamayız. Tam isabet. 2411 kilometre sati kaplama. 111 yeni otobüs. 310 iş makinası. 310 iş makinasını eğer almasaydık, bu depremden dolayı, deprem bölgelerine giden makinalardan dolayı biz iş yapamazdık. Ve ayrıca her ay ASKİ ve Büyükşehir'de 60 milyon daha az kira ödüyoruz. 60 milyon yılda 720 milyon kasada kalmasını sağladık. Ve ilginçtir, daha az yakıt kullandık, daha az kırma taş kullandık. Onları da hesap ederseniz dünya para. Ayrıca hepiniz biliyorsunuz, giden vergilerimiz, başka illere giden vergilerimizi Adana'ya döndürüp yaklaşık yılda Adana'nın gelirini 1 milyara yakın arttırdık. İşte o yüzden bütün bu hizmetleri yaptık, yapar hale geldik. Yoksa işimiz kolay değildi. 2282 kilometre içme suyu attı. Biliyorsunuz, Ceyhan'da haftada kaç kez su kesildi bilmiyorum canım. En az 3-4 gün. O işi çözdük. Yumurtalık'ta yazlığa gidenler bilir. Her gün beni gece aralardı. Su kesildi başkanım. Yumurtalığın suyunu çözdük. Ambulans arkadaşlar. Hemen nereye? Canlı yayın aracının oraya bir ambulans arkadaşlar. Evet. Geçmiş olsun. 382 kilometre yağmur suyu hattı döşedik. Şöyle bir düşünün. Adana'da ilk geldiğimizde ciddi bir yağmur yağmıştı değil mi? Nasıl sel olmuştu Adana'da? Nasıl sel olmuştu Kazımpaşa'da, PTT'de, İncirli'nin orada, polis okulun orada? 19 Mayıs'ta Cumhuriyet Caddesi Anadolu'da, Baraj yolunda, Saydam Caddesi'nde sayayım mı? 21 yerde yaptık. Şimdi aşırı yağmur yağdığında böyle bir göllenme görüyor musunuz? İşte bizim yaptığımız yatırımlar sayesinde. Değerli arkadaşlar, tam 440 kilometre asbestli boru değiştirdik. Tam 440 kilometre. Ceyhan'da, Karataş'ta, İmamoğlu'nda, Yumurtalık'ta ve diğer yerlerde 440 kilometre kanserojen yapan asbest boru değiştirdik. Bunlar rekorlarımız. Evet. Şimdi rakam veriyorum, ben de şaşırıyorum çünkü bir gün sonra rakamlar artıyor. Değerli arkadaşlar, şimdi çiftçilere de çok ciddi yardımlar yaptık. Köyden şehire göçü engellemek için fide, çilek fidesi, armut, ceviz, yem, gübre yardımları yaptık. Yani çiftçi de bizden memnun. Kimin neye ihtiyacı varsa onu yaptık. Sadece bu hizmetleri yapmadık. Bakın, düşünün. Bundan 7-8 sene önceye gidin. Çukurova, Seyhan, Ceyhan,
İmamoğlu belediyelerimizde olduktan sonra Türkiye'nin Adana'ya bakışı değişti mi, değişmedi mi? Türkiye'de televizyonlarda Adana'yı nasıl konuşuyorlardı? Çok iyi konuşmuyorlardı değil mi? Şimdi onurla izliyoruz ki her hafta Adana'yla güzel bir haber çıkıyor. Ya yemeği konuşuluyor, ya tarihi konuşuluyor, ya kültürü konuşuluyor, ya sanatı konuşuluyor, ya da sıcakkanlı güzel insanları konuşuluyor. Festivalleri konuşuluyor. O da kimin sayesinde? Bizlerin sayesinde. Değil mi? Hani Adana özel bir kenttir. Çok özelliği bir arada toplayan bir kenttir. Bunu dünyanın tanıması gerekiyordu. Bunu kimse tanımıyordu. Adana'da deniz olduğunu inanın İç Anadolu bile bilmiyordu. Ama şimdi Adana'nın bu güzelliklerini bütün Türkiye biliyor. Şimdi değerli arkadaşlar, çok iş yaptık. Çok güzel işler yapacağız. Borca, pandemiye ve depreme rağmen bunları yapmak kolay değildi. Böyle şimdi şaka gibi oluyor, söylüyoruz ya. Ama siz gelin bize sorun. Nasıl çalıştık? Nasıl dikkatinde çalıştık? Parayı nasıl kullandık? Nasıl her şeyi kırık kırık yardık? Ve bugünlere geldik. Hani diyorum ya, 3 alt geçit, 5 yeni bulvar, 197 bulvar ve caddeyi yenilemek, 310 iş makinası, 111 otobüs, o, bu, şu, bu, bunların hepsi muhteşem, mucize gibi şeyler. Ama bana sorsanız Adana'ya yaptığın en büyük nedir diye, derim ki Adana mali güç olarak çok güçlendi. Adana'nın önü açıldı, Adana'nın hizmetinin önü açıldı. Artık parasal olarak kimseye ihtiyacı kalmadı. Ben ilk geldiğimde Ankara'ya gidiyordum gelirinizi arttırın diye. İlk geldiğimde bir iki borçlanma istedik meclisten, biliyorsunuz değil mi? Hoş, onu da çok vermediler ya. Meclise dedim ki, benim artık sizden borçlanma istemeye ihtiyacım yok. İnşallah metroyu yaparız. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımız metro onaylar. O zaman sizden borç isteriz. Bir tek metro için ve tramvay için. Bu hale getirdik. Kolay mı? Düşünün, benden önceki belediye başkanı her yıl iki kez borçlanma istiyor. Peki bizim yaptığımız işlerin onda birini yapabilirler mi? Yapamadı. Şimdi otogarı yenileme hedefimizdi. Diyorduk ki biz otogarı yenileceğiz. Birinci sene yenileyemezdik. İkinci sene yenileyemezdik. Tam yenileyeceğiz. Bir proje yaptık. Meclis üyelerine getirdik. Orada imar değişikliği yapmamız gerekiyor. Bir dakika dediler. Biz bunu geçirmiyoruz. Ya niye geçirmiyorsunuz? Kardeşim, siz otogar Adana'ya yakışmıyor demiyor muydunuz? Ben de diyorum. İşte yeniliyoruz. Efendim, sen oraya birkaç tane ticarethane yapacaksın. Evet. Belki sizde var. Yıllar önce satın almışsınız oradan ticari yerleri. Boş duruyor. Oraya para yatırmışsınız. Ben oraya size ticaret yapacağınız yerin yerine bir yer vermeden ikna edebilir miyim? Edemem. Kaldı ki ne olmuş dedim. Orada 106 bin metrekare var. Ben 40 bin metrekareye çok modern bir otogar yapacağım. Hani ticari alanlar yapıp bunu belediye gelire dönüştürürse ben o parayı eve mi götüreceğim? O para belediyede kalacak ve o para millete hizmet olarak dönecek. Buna niye karşı çıkıyorsun? Bana çünkü iki şeyle ilgili çok sosyal medyadan talep geliyor. Bir, metro, anlatıyorum her seferinde, metro Sayın Cumhurbaşkanımızın önünde proje düzenlendi. Adliyeye, yeni adliyeye, üniversiteye, Balcalı'ya, şehir hastanesine ve stadyuma kadar gidecek şekilde proje yapıldı Sayın Cumhurbaşkanımızın önünde. İlk önce borcumuz çok diye onaylamadılar. Şimdi o da kalmadı. O da kalmadı. Ve ben buradan bir kez daha sesleniyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, istirhamımız Adana için
trafiğin rahatlaması için bir an önce metroyu onaylamamız. Ve inşallah bu kardeşimiz Adana'yı metroya tekrar kavuşturur. İkinci adım. Yetmez. Tramvay yapıyoruz inşallah metrandan aşağıya. Nostaljik tramvay yapacağız. Merkeze trafiği sokmayacağız. Trafiği atlatacağız. Ve ilaveten 3-4 daha metro hattı gerekiyormuş Adana'ya. 8 alt geçidin yanında bunları yapacağız. Değerli arkadaşlar, İnşallah yeni dönemde dünyanın öncesi Seyhan Nehri'nin kenarını çok güzel yapacağız. Oraya el atacağız. Adana'ya bir marina yakışıyor. Bakanlıkla görüşerek onları da inşallah çözeceğiz. Çok Adana'ya yakışır kültür ve sanat kenti Adana'ya yakışır. Olağanüstü dünya çapında bir kültür merkezi kesinlikle yapacağız. Daha neler neler var sevgili kardeşim. Ve size söylüyorum kıymetli kardeşlerim. 4 arıtma testi yaptık. 4. Yıllardır yapılmayan arıtma testlerimiz yaptık. Bunların hepsini teker teker saymayayım. Şimdi kıymetli kardeşlerim. Bu çalışmayla bir kez daha aday olduk. Bu çalışmayla bir kez daha 31 Mart 2024'te belediye başkanı olacağız. Allah'ın mesleğine sayesinde. Şu kurumlar bizim zaten. Seyhan bizim zaten. Ceyhan bizim zaten. İmamoğlu bizim zaten. Söylüyorum. Adana bizim. Bozantı'yı alacağız. Kufa Meyli'yi alacağız. Feyke'yi alacağız. Yumurtalığı alacağız. Evet sevgili kardeşlerim. Alada alacağız. Yüreğini alacağız. Yüreğini. Ve bu kardeşimize güvenip oy verenlerden de mecliste de oy vermesini istiyoruz. Çünkü mecliste de kuvvetli olacağız. Meclise artık böyle otogar motogar şeyleri çok fazla tartışmayacağız. Engellere takılmayacağız. Engellere takılmayacağız. Sevgili kardeşlerim, biz çok çalışkanız. Bütün arkadaşlar çok çalışır. Çünkü biz Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün askerleriyiz. Mustafa Kemal Atatürk diyor ki ülkesini en çok seven, vatanını en çok seven işini en iyi yapar. Biz de işimizi en iyi yaparız. Ve son sözler Sarıçam'ın alacağız. Karataş'ı kaptırmam. Sayın Beyliğe de alacağız. Arkadaşlar. Şimdi bir şey söyleyeyim size. Biraz önce İYİ Parti'li sevdiğim bir kardeşimle konuşuyordum. Benim de meclisiyem. Oradan da istifa edecek, bize gelecek bizim Volkan. Şimdi İYİ Parti'den göstermişler Gozan Belediye Başkanlığı. Bir de Cumhur İttifakı'nda da. Biz de ölçüm yapıyoruz Gozan'da. Gozan'da olabilecek en iyi adayı göstereceğiz. Ve Gozan'da hiç olmadığı kadar şansımız var. Hiç olmadığı kadar şansımız var. Şimdi bekliyoruz. İstanbul adayını çok geç açıkladılar. Ceyhan dedik mi? Ceyhan dedik mi? Evet, şimdi biraz espri yapalım. İstanbul adayını zar zor geçen hafta açıkladılar. Şimdi her gün bir araştırma yapıyorlar. Duyuyorsunuz değil mi? Zeydan Karalar mı? Jülde Hanım mı? Zeydan Karalar mı? Fatih mi? Zeydan Karalar mı Mustafa mı? Zeydan Karalar mı doktor mu? Zeydan Karalar mı Ali Veli mi? Zeydan Karalar'ın karşısında aday daha tutturamadı.
Namık Kemal ne diyor Namık Kemal? Hürriyet şairi. Osmanlı'da. Felek hesabını toplasın gelsin. Dönersen kaim millet yolu bir azimetten. Dönen dönsün ben dönmezem yoluna. Hiç fark etmez. Hiç fark etmez sevgili kardeşlerim. Burada söylüyorum. Rakibin kim olduğunun bir önemi yok. Çünkü kararlı kardeşlerim var. Adana ittifakı yapmış, Adana Zeydan demiş zaten. Şimdiden hayırlı olsun. Şimdiden hayırlı olsun. Şimdiden hayırlı olsun kardeşlerim. Hepinize en derin saygılarımı sunuyorum. Şimdi ben bir önceki seçimde 11 puan fark attım. Herhalde ondan daha azına razı olmayız değil mi? Ama rehavet yok değil mi? Aman ha, aman. Biz farka alıştık. Çok fark açmalıyız. Ve büyük farkla yeniden Büyükşehir Belediye Başkanı olacağız inşallah. Hepiniz sayesinde. Evet. Ve sevgili kardeşlerim, pazar günü demokrasi mitingi var biliyorsunuz. Çok önemli. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin görmediği şeyleri görüyor hukuken. Biz adaleti, hukuku, demokrasi, insan haklarını, eşitliği, kadın erkek eşitliğini getirinceye kadar bu yolda ölümüne mücadele edeceğiz. Ve Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in ilk mitingi ama çok önemli mitingi. Biliyorsunuz açılışa çağırdık biz. Dolayısıyla daha önemli bir iş olduğu için Ankara'da demokrasi mitingi var. Pazar günü Adanalı orayı inletsin. İnletsin değil mi? İnmek isteyenler ile ilçelere isim yazdırsınlar. Bütün ulaşımı karşılayacağız. Sevgili kardeşlerim. Bütün. Evet, yine söylüyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu layık demokratik cumhuriyet, demokrasi uğruna, insan hakları uğruna, kardeşlik uğruna, eşitlik uğruna, hukuk uğruna biz mücadele etmeye sonuna kadar devam edeceğiz. Birlikte ölünceye kadar birlikte yürüyeceğiz diyorum hepinize. En derin saygılarımı sunuyorum. Tamam. Sponsor bulmuş.